Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere gizli güç esir eter maddesiyle ilgili bilgiler vereceğim. Tabii ki bu biraz fiziki terim olduğu için fiziki açıklamalarına değinmeyeceğim. Savunucuları, görüş sahibi olan kişilerle ilgili bilgiler de vereceğim size. Esir maddesi eski çağlardan beri maddenin özü olduğuna, evreni doldurduğuna inanılan ve ilk madde Materia Prima olarak varlığına inanılan bir kavramdır. Evrenin oluşumundan önce ilk cevher halini ifade etmek için kullanılırdı. Maddenin katı, sıvı, gaz hallerinden farklı olarak duyu organlarımızca algılanamadığı düşünülen bildiğimiz anlamdaki maddeden çok daha seyrek olduğu varsayılan ve boşluğu, maddeyi, havayı ve yeri doldurduğu farz edilen bir ortam olarak tanımlanıyordu. Tıpkı denizdeki balıkların suyun varlığını idrak edememelerinin imkansız olduğu gibi bizim de esiri algılamamız imkansızdı. Ta ki Einstein'ın izafiyet teorisinin fizikçiler arasında kabul görmesinden sonra pek sıcak bakılmayan bu görüşü savunanlar arasında Newton, Michael Faraday, James Clerk, Maxwell, William Crookes, Albert Michelson, Edward Morley ve Nikola Tesla sayılabilir. Ayrıyeten ilk çağlardan itibaren esirle ilgili önemli görüş ve sözler mevcuttur. Bunlardan ilkini Aristo ile bilgi vererek başlayacağım. Aristo, toprak, hava, su ve ateş bu dört unsurun esir adını verdiği beşincisini eklemiştir. Aristo'ya göre esir göklerin ana maddesiydi. Böylece Aristo yerle göğü felsefi olarak birbirinden ayırmış oluyordu. Bilim ve felsefede olduğu kadar dinler içinde önemli bir ayrımdı bu. Buna göre yer, yani dünya, dört elementten oluşmuştur. Ancak gökler bu dört elementten farklı olan esirden yapılmıştır. Böylece yer ve gök kendisini oluşturan unsurlar nezdinde birbirinden ayrılmış oluyordu. Daha sonra da açıklayacağımız gibi Aristo'nun kozmolojisinde bu ayrım önemlidir. Çünkü onun evren görüşünde yer ile göğün davranışları birbirinden farklıydı. O halde onları oluşturan unsurlar aynı olamazdı. Aristo'nun öğretmeni olan Platon'un felsefesinde bu cisimler önemli bir yer tutuyordu. Platon dört ana unsurun atomlarının platonik katılar biçiminde olduğuna inanıyordu. Buna göre toprağın atomları küp, havanınki düzgün sekizgen, suyunki düzgün 20 yüzlü, ateşinki ise düzgün 4 yüzlü biçimindeydi. Platon'a göre 5. katı olan düzgün 12 yüzlü takım yıldızlarının inşasında kullanılmıştı. Arkadaşlar, burada tabi biraz kafa karıştırabilir Aristo'nun ve Platon'un terimleri. Newton bunu daha net bir şekilde ifade etmiştir. Newton'a göre esir maddesini uzaktan etkiyi açıklamak için kullanıyordu. Mükemmel kuramının tek eksiği boşlukta gök cisimlerinin birbirine nasıl etki yapabildiği sorunuydu. Newton gezegenlerin hareketini yer çekimi kuvvetiyle matematiksel olarak açıklamıştı. Ama boş uzaydaki onca büyük mesafelerden nasıl olup da bu kuvvetlerin hissedilebildiğini bir başka deyişle bir cismin başka bir cismi nasıl uzaktan etkileyebildiğini açıklayamamıştı. Esir kuvvetlerin aktarımlarını sağlayan bir ortam görevi görmekteydi. Aksi takdirde kuramının eksik olacağını hissediyordu. Yani Newton'un yer çekim kuvveti dışında gezegenlerin çekim kuvvetleriyle alakalı terimi açıklarken esir maddesini örnek göstermiştir kuramında. Bir diğer görüş sahibi fizikçimize bakalım. Michael Faraday 1846'da manyetizma ile ışık arasında bir olgu ilgi olduğunu gösterdi ve esirin hem manyetik kuvvetler hem de ışık ortamı olabileceği tahmininde bulundu. Faraday esirin farklı türdeki kuvvetleri bağlayabileceği görüşünden etkilenmişti. 1851'de de ise bir yazısı var buna ait. Eğer bir esir varsa bunun ışınlarının iletilmesinden başka yararlarının da olabileceği hiç de ihtimal dışı değildir demiştir. Evet arkadaşlar, esir maddesiyle ilgili en önemli savunuculardan biri de Nikola Tesla'dır. Dinamik gravite teorisi hakkında şunları söylemiştir.
Aydınlık eter tüm uzaydaki boş alanı dolduruyor. Eter yaşamı veren yaratıcı güç tarafından etkiliyor ve ışığın hızına yakın bir hareket sergiliyor. Sonsuz küçük kıvrımlarla düşünülebiliyor ve madde haline geliyor. Kuvvet kaybolduğunda ve hareket kesildiğinde madde tekrar etere dönüyor. Bir nevi atomik bozulma şekli diye düşünebilirsiniz. Tesla'nın eter konusunda bazı sözleri de mevcut. Bunları da size aktarayım. Ben tüm detaylarda çalıştım ve çok yakında dünyaya umut verecek gelişmeleri duyuracağım. Çalışmam bu kuvvetin nedenlerini ve gökyüzündeki cisimlerin onun etkisindeki hareketlerini ve o kadar tatmin edici bir şekilde açıklıyor ki boş spekülasyonlara ve sahte kavramlara son verecektir. Sadece bir güç kaynağının varlığı cisimlerin hareketlerini açıklayabilir ve varsayımla uzay eğrili teorilerini ortadan kaldırır. Bu konuda tüm literatür boşunadır ve unutulmaya mahkumdur. Çünkü tüm eterin varlığını ve olaylarda oynadığı vazgeçilmez rolü tanımadan evrenin işleyişini açıklamaya çalışırlar. Eğer Tesla'ya göre eter maddesini insan tamamen kavrayabilir ve anlayabilirse aşağıdaki maddeleri gerçekleştirebileceğini düşünüyordu. İnsan istediği maddeyi etere dönüştürebilir, maddi ve sürekli türeyen enerji oluşturabilir, dünyanın boyutunu değiştirebilir, mevsimleri kontrol edebilir, evrenin sınırları boyunca seyahat edebilir. Gezegenlerin çarpışmalarını yeni güneş, yeni yıldız, ısı ve ışık kaynağı üretmek için kontrol edebilir. İnsan kendisini sonsuz biçimlerde canlandırıp geliştirebilir. Eterle ilgili düşünceleri bu şekildeydi Tesla'nın. Arkadaşlar, bu konu hakkında birçok görüş ve bilimsel sözler, yaklaşımlar ve deneyler mevcut. Ben sizlere bu videomda en basit şekilde açıklayan bilim adamları ve felsefecilerin sözleriyle anlatmaya çalıştım. Eter kavramı maddenin 5 duyu organımızla açıklanamayan halidir. Bu konuda en büyük çalışmaları Newton ve Tesla yapmıştır. Einstein sonrası bu kavram tarih olsa da halen araştırmaları sürmektedir. Konu hakkında İslami görüşler ve bilgiler dini kaynaklarda bulunmaktadır. Ben burada İslami kaynaklara ya da dinsel kavramlara girmeden konuyu açıklamak istedim. Bu konuda şahsi düşüncem ise eter uzaydaki karanlık enerji, karanlık maddeyi biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur ya da buna benzetmekteyim. Karanlık enerji, karanlık madde NASA tarafından doğrulanmış ve çeşitli belgesellerde de konu olmuştur. Ben çok fazla belgesel izlediğim için bu konuda bilgi sahibiyim az da olsa. Karanlık maddeye benziyor esir maddesi. Konu hakkında daha detaylı araştırmaları kanalımda görmek isterseniz arkadaşlar, video altında yorum sayılarına göre daha teknik araştırmalara ait videoda yapabilirim. İyi günler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.